Evet, Çetin Bey merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Bugün sizinle bademcik ve diş kökü kanserleri hakkında konuşacağız. Bademcik ve diş kökü kanserleri nedir? Daha çok kimlerde görülür? Birazcık bilgi verir misiniz? Evet, tabii ki. Bademcik bildiğimiz gibi özellikle çocukluk çağında çocuklar için kimi sorunlar oluşturan, iltihaplanan, çok büyüdüğü zaman solunum sıkıntısına yol açan bağışıklık sistemimizin bir organı. Ağzımızı açtığımız zaman eğer alınmadıysa küçük dilimizin iki yanında bademcikler çoğu kez görülür. Çocuklarda daha büyüktür, erişkinlerde genellikle boyutu biraz daha ufalır. Dil kökü de dilimizin arka kısmı. Dilvesi diye adlandırdığımız tat tomurcuklarının oluşturduğu hattın daha arkasında kalan, arkada aşağıya doğru, gırtlağa doğru uzanan bölümü. Bu her iki bölgenin de kanseri, kötü huylu tümörleri olabilmekte. Vücuttaki her dokunun olabildiği gibi. Kimlerde görülüyor? Genellikle iki farklı hasta grubunda görülüyor bu kanserler, bademcik ve dil kökü kanserleri. Bir tanesi daha ileri yaşta alkol ve sigara alışkanlığı olan, ciddi alkol ve sigara tüketen kişilerde ve genellikle erkek oluyor bu hastalar. İkincisi de HPV virüsü adı verilen bir virüsün oluşturduğu tümörler. Bunlar genellikle daha genç yaştaki ve gene daha çok erkek cinsinde görülmekte. Daha genç yaştaki erkek bireylerde görülmekte. Peki bu bademcik ve dil kökü kanserlerinin türleri nelerdir? Yani kendi içinde bir türlere göre ayrılır mı acaba bunlar? Genellikle ağız, boğaz, yutak bölgesindeki kanserler, yani kötü huylu tümörlerin İki temel tipi vardır. Bir tanesi squamous hücreli kanser adını verdiğimiz iç kısımları döşeyen epitel hücrelerinden kaynaklanan kanser türü. Aynı zamanda cildimizde de en sık görülen kanserlerden bir tanesi bu squamous hücreli kanserdir. Yani döşeyici tabakaların kanseridir bu. İkinci türü ise bu döşeyici epitel tabakasına yerleşmiş olan minik tükürük bezlerinin hücrelerinden kaynaklanan kanserler. Ama daha sık gördüğümüz, çok daha sık, daha baskın gördüğümüz squamous hücreli kanser adı verilen tipi. Peki HPV dediniz. HPV'nin bu tarz kanserlerdeki oluşum rolü nedir acaba? Öncelikle HPV'yi açalım isterseniz. Human Papilloma Virüs adı verilen ve cinsel yolla bulaşan bir virüs bu. Aslında pek çok türü var. Cinsel yol dışında da bulaşabilen, yanlış söyledim, cinsel yol dışında da bulaşabilen bir virüs bu. Örneğin çocukluk çağında çoğumuz elimizde sihir çıkmıştır. İşte bu sihire yol açan virüs de human papilloma virüs. Ama bu virüsün bazı tipleri cinsel yolla bulaşıyor ve özellikle kadınlarda ve erkeklerde cinsel bölgelerde gene sihir benzeri ama eldeki sihirden daha yumuşak kimi lezyonlara yol açıyor. Bu virüsün bazı tipleri de kanser oluşturduğunu bildiğimiz tipler. Bunlar hem genital bölgelerde, asıl kadınlarda rahim ağzında, serviks adı verilen bölgede kansere yol açıyor. Erkeklerde penis bölgesinde kansere yol açıyor. Bir de son yıllarda, son belki 15-20 yıldır özellikle batılı ülkelerde daha sık görülen ve sıklığı zaman içerisinde iyice artan ağız-boğaz bölgesi kanserlerine, gene keza cinsel yolla bulaşan ağız-boğaz bölgesi kanserlerine yol açmakta. Bu HPV, Human Papilloma Virüs'ün bazı tipleri. Her tipi değil, sadece 3-5 tipi. Birden fazla, birkaç tipi. Peki cinsel yola bulaşır dediniz. Peki bulaştığına dair ya da kansere sebebiyet vermesiyle ilgili bir belirti veriyor mu bu, yoksa zaman içinde tesadüfen bir anda mı ortaya çıkıyor? Genellikle kanser oluşumuna yol açana kadar çok fazla bir belirti vermiyor. Ve bulaşma sürecinden kanser oluşumuna kadar geçen sürede genellikle yıllarla ifade ediliyor. Bu virüslerin kanser oluşturan tiplerinin bile bireye bulaşması halinde %90 ihtimalle aylar yıllar içerisinde vücudun bağışıklık sistemi bu virüsü yok ediyor. Bu virüsün üstesinden geliyor. Ama bazı hastalarda bağışıklık sisteminin zafiyetinden yararlanan bu virüs yıllar içerisinde squamous hücreli kanserin bir tipine
yol açıyor ve bu da kendini genellikle bademcikte, dilin arka kısmında, dil kökünde yaralar veya boyuna sıçramasıyla, boyundaki lenf bezelerinin tutulmasıyla boyunda şişlik şeklinde kendini gösteriyor. Peki size bu şişliklerle ya da bu yaralarla müracaat eden bir kişiye ne tür tetkikler uyguluyorsunuz? Yani bu bademcik ve dil kökü kanserleri nasıl teşhis ediliyor? Öncelikle hastanın şikayetlerini dinledikten sonra iyi bir kulak burun boğaz muayenesi sırasında bu tümörün olup olmadığına dair kanıtları ararız. Örneğin bademciklerine bakarız, dilin arka kısmına, dilin arka alt kısmına, dil köküne bakarız. Gözümüzün eksik kaldığı durumlarda endoskop adı verilen özel cihazlarla özellikle dilin arka kısmını, dil kökünün aşağı kısımlarını görmek için bu cihazların yardımıyla hastanın muayenesini tamamlarız. Daha sonra boyunda bir lenf bezi sıçramasına ait şişlik, sertlik, bir kitlenin olup olmadığını keza öncelikle ellerimizle muayene ederek anlamaya çalışırız. Muayenemizi tamamladıktan sonra eğer ki şüphemiz varsa genellikle radyolojik incelemeler gündeme gelir. Nedir? Günümüzde en sık kullanılan radyolojik incelemeler bizim sahamızda, kulak burun boğaz sahasında ultrason, boyun ultrasonu, bilgisayarlı tomografi ve MR olmakta. Düz filmler, eskiden çekilen klasik röntgen filmlerinin bizim sahamızdaki rolü yıllar içerisinde oldukça azaldı. Daha çok bu üç yöntem kullanılır oldu. Peki bu görüntüleme yöntemlerinde ya da kulak burun boğaz muayenesinde tümöre ya da kanseri işaret eden bir bulgu olduğu zaman ne tür bir işlem yapıyorsunuz? Yani biyopsi mi yapılıyor yoksa başka bir yöntemler mi var? Nedir acaba? Eğer ki muayenemizde ve arkasından yapılan radyolojik incelemelerde tümör şüphesi söz konusuysa genellikle bir sonraki adım biyopsi olmakta. Biyopsi birkaç şekilde yapılır. Ağız, boğaz, dil kökü gibi bölgelerden biyopsi almak için genellikle koparan veyahut da kesen bir takım tıbbi ve cerrahi aletleri kullanırız. Ama eğer ki boyundaki şişlikten biyopsi alınacaksa genellikle uyguladığımız yöntem iğneyle örnek alma yöntemidir. Yani cildi keserek şişliğe ulaşıp oradan parça almayı genellikle yeğlemeyiz. Onun yerine iğneyle parça almayı genellikle yeğleriz. Fakat ağız boğaz bölgesinde olduğunda özel aletlerle kopararak keserek biyopsi almak en doğrusudur. Tabii bu kopararak keserek dediğiniz şeyler çok ufak cihazlarla, çok göz korkutan ya da çok acayip acı veren cihazlar değil de birazcık daha narin cihazlar herhalde, değil mi? Evet, kesinlikle gerekirse uyuşturarak hastanın canını çok yakmayacak, çok fazla kanamaya yol açmayacak şekilde patologun teşhis koyabilmesi için, tanı koyabilmesi için yetecek büyüklükte parçalar alarak bu işlemi tamamlamaya çabalarız. Tabii toplumda da bir genel algı var, hani bir soru işareti var. Biyopsi yapıldığı zaman acaba kanser yayılır mı ya da tümör yayılır mı gibilerinden. Bu konu hakkında ne demek istersiniz? Böyle bir şey tabii ki doğruluğu geçerliği olan bir şey değil. Ne yazık ki günümüzde kanser tanısını koymak için başka bir yöntem yok. Eğer ki tümör için, kanser için ciddi tedaviler planlanacaksa elimizde kanser olduğunu gösteren kanıta ihtiyacımız var. Bu kanıtı elde etmenin günümüzdeki en güvenilir yolu biyopsi almak. Peki bu şikayetlerle size başvuran birisi eğer şikayetleri süresince size başvurmamayı seçerse ve hayatını bu şekilde devam ederse ve aslında orada bir kötü huylu bir lezyon, kanser yol açacak bir tümör gibi bir şey varsa ne gibi sonuçları olur bunun? Tümörler ne yazık ki kötü huylu tümörler, özellikle durdukları yerde beklemiyorlar. Zaman içerisinde büyüyorlar, yayılıyorlar ve kimi zaman da uzak organlara sıçrıyorlar. Ve bir süre sonra da ne yazık ki hastanın ölümüne yol açma potansiyeline sahip bu kötü huylu tümörler, kanserler. Eğer ki hasta tedavisiz kalmayı yeğlerse, tanı teşhis konusunda atılması gereken adımları atmaz, hekime başvurmazsa ne yazık ki hastalık ilerleyecek ve zaman içerisinde artık tedavisi mümkün olmayan bir evreye, boyuta ulaşacaktır. Bademcik ve dil kökü kanserlerin tedavisi mümkün müdür?
Tabii ki özellikle daha erken düşük evrede başvurmuş hastaların tedavi şansı, tedavinin başarı oranı daha yüksek, tedavi şansları daha yüksek. Ama ileri evrelerde, geç evrelerde de pek çok hasta için yapılabilecek pek çok şey var. Hastalığı geride bırakıp normal hayatını yaşayan geçmişte pek çok hastamız oldu. Bütün dünyada çağdaş modern tedavi yöntemleri hastaları sağlığına kavuşturmak, hastalığı geride bırakmak, hastalığı yok etmek için pek çok silaha, pek çok şeye sahip. Peki bu hastalığın tedavisi nasıl planlanıyor ve bu tedaviyi kimler üstleniyor acaba? Evet, başlangıçta söz etmiştim. Bademcik ve dil kökü kanserlerini genellikle iki başlık altında inceliyoruz. Özellikle squamous kanseri. Çünkü tükürük bezi kanserleri için genel tedavi, genel kabul edilen tedavi öncelikle sadece ve sadece ameliyattır. Kimi zaman hastalığın evresine göre tükürük bezinden kaynaklanan bir kanser söz konusuysa, kimi zaman hastalığın evresine göre ilaveten radyoterapi hatta kemoterapi de eklenebilir. Fakat squamous hücreli kanser söz konusuysa onun konuşmamızın başında iki farklı tipinin olduğundan söz etmiştik. Human papilloma virüs tarafından oluşturulan, onun sebep olduğu kanserler ki bunlar daha genç yaşlarda görülmekte. Hastaların sigara veya alkol tüketimleri öteki gruba kıyasla daha az, belki de hiç yok. Bu hastaların tedavisinde farklı bir yol tutuyoruz. Bir de sigara ve alkolle ilişkili daha ileri yaşlarda görülen squamous hücreli kanserlerin tedavisinde kimi zaman çoğu kez farklı bir yol tutuyoruz. Peki bu etkenleri ikiye ayıracak olursak, iki farklı tedaviden şu anda söz ediyoruz. Bir tanesi HPV bazlı, diğeri de alkol ve sigaraya bazlı olarak. Peki alkol ve sigaraya bazlı olan kanserlerde ne tür bir tedaviyi öngörüyoruz? Evet. Alkol ve sigaranın sebep olduğu squamous hücreli kanser tiplerinde genellikle cerrahiyi biraz daha ön planda tutuyoruz. Ama çoğu kez hastaya bütün tedavi seçeneklerini sunuyoruz ve hastanı bilgilendirdikten sonra hastanın seçmesini istiyoruz bu tedaviyi. Fakat biraz daha cerrahi tedavilerin etkinliğinin fazla olduğunu doğrusu düşünüyoruz. Üzerine hastalığın evresine göre radyoterapi, kemoterapi seçeneğini de eklemek bir kenarda tutularak. Ama HPV ile ilişkili squamous hücreli kanserlerde son yıllarda gösterildi ki kemoterapi ve radyoterapinin birlikte kullanılmasıyla başarı şansı oldukça fazla. Yani bu hastalar ameliyat edilmeksizin de günümüzde ileri radyoterapi, ileri kemoterapi teknikleri ile oldukça başarılı bir şekilde tedavi edilebilmekteler. Peki tedavi sonrası bu hastaların takibi nasıl oluyor acaba? Genellikle böyle bir kanser saptanmış olan hasta tedavi sürecinden sonra en az bir 5 yıl kadar kontrol altında tutulur. Bu hastaların hastalığının geri gelme ihtimali İlk yıllarda daha fazla olmak üzere bir 5 yıl kadar ne yazık ki sürmekte. Eğer hastalık geri gelecekse bunu gözden kaçırmamak, bunu bir an önce saptamak ve gereken tedavi adımlarını atabilmek için hastaları kontrol altında tutmaya çabalarız. Eğer hasta da uyum gösterir, hasta da kontrollerini aksatmadan bizlere gelirse genellikle takip şeyimiz, planımız ilk yıl 3 ayda bir, sonraki yıllarda 6 ayda bir, toplamda 5 sene kadar takip şeklinde olmakta. Peki eğer hastalık nüksederse, yani geri gelirse, o zaman yapılabilecek işlemler nelerdir? Bunun hakkında birazcık bilgi verir misiniz? Evet, hastalık geri geldiğinde gayet tabii ki tedavi şansı tamamıyla yitirilmiş, elde hiçbir tedavi seçeneği kalmamış anlamına gelmiyor. Fakat şöyle de bir gerçeklik var ki radyoterapi genellikle etkin bir şekilde bir kez kullanılan bir tedavi yöntemi. Yani tam doz radyoterapi verildikten sonra hastanın aynı bölgesine bir kez daha tam doz radyoterapi vermek pek mümkün olmuyor.
Bazen radyoterapi uzmanı arkadaşlarımız, radyasyon onkologu uzmanı, onkolojisi uzmanı arkadaşlarımız ikinci seri ışınlama adı verilen daha düşük dozda bir kez daha ışın tedavisini yeğleyebiliyorlar. Kemoterapi seçeneği için ama böyle bir şey yok. Kemoterapi hastanın bağışıklık sistemi kaldırdıkça, vücudu, organları kaldırdıkça tekrarlanabilecek bir tedavi. Tabii cerrahi için de sadece bir kez kullanılma gibi bir şey söz konusu değil. Cerrahi de ikinci kez gündeme gelebilmekte. Eğer ki yapılan incelemelerde tümör tamamıyla çıkarılabileceği düşünülüyorsa cerrah tarafından, tekrar bir cerrahi uygulanması veya hiç cerrahi uygulamamış hastaya ilk cerrahisinin uygulanması, diyelim ki hasta radyoterapi, kemoterapi seçeneğini yeğledi veyahut da o seçenek gündeme geldi ve o şekilde tedavi edildi. Hastalık zaman içerisinde geri geldi. Cerrahi seçeneği her zaman bir şey olarak bulunmakta. Peki bademcik ve diş kökü kanserleri, kansere yakalanmış bir kişi radyoterapi gördü ve hastalık nüksetti şanssızlık nedeniyle ve ikinci seçenek olarak da cerrahi var dediniz. Peki bademcik ve diş kökü kanserlerinin cerrahisi nasıl yapılıyor? Veya hasta ilk tedavi seçeneklerini sunduğumuzda doğrudan cerrahi tedaviyi yeğledi. Cerrahi tedavi olmak istedi, ameliyatı olmak istedi. Cerrahi tedavi dediğimizde ağız, boğaz, gırtlak, yutak, yüz, baş, boyun bölgesinde genellikle cerrahi tedavinin iki parçası, iki kısmı olmakta. Baş, boyun bölgesindeki kötü huylu tümörler, kanserler boyundaki lenf bezelerine sıçrayabildiği için boyundaki lenf bezelerinin de mutlaka tedavi planına dahil edilmesi lazım. Boyundaki lenf bezelerini içinde hastalık barındırdığı durumda zaten tedavi amaçlı temizliyoruz. Ama hastalık barındırmadığı ya da barındırdığına dair bir kanıt yoksa çoğu kez gene yaptığımız önlem amaçlı, ileride bu lenf bezelerinin içerisinde bizi ve hastanın hayatını zora sokacak tümör gelişimi, tümör büyümesi olmasın diye peşin peşin o lenf bezelerinin temizlenmesi ameliyatını uyguluyoruz. Bu bütün dünyada baş, boyun, yüz, boğaz, ağız, gırtlak bölgesindeki tümörler için geçerli bir prensiptir ve bütün dünyada baş boyun cerrahları tarafından uygulanan bir yöntemdir. Öncelikle tedavinin genellikle ameliyat, tek seanslı ameliyatlarda bu tedaviyi tamamlamaya çalışırız. Bir ameliyat boyunca bütün bunları bitirmeye çalışırız. Ama genellikle öncelikle boyundan başlarız. Boyundaki lenf bezelerin temizlenmesi işlemini tamamladıktan sonra ağız, boğaz bölgesine geçeriz. Bademcik dil kökü o bölgedeki tümörü ya ağız boğaz içerisinden veya boyundan o bölgeye yaklaşarak etrafındaki sağlıklı doku sınırıyla birlikte çıkartmayı genellikle çalışırız. Onu başarmaya çabalarız. Ameliyatımızın temel hedefi odur. Ve bu hedefi başarıp başarmadığımızı anlamak için hemen her zaman patologları ameliyathaneye davet ederiz. Geride kalan sağlıklı doku sınırlarından örnekler alarak onları yollarız. Onlar içerisinde hastalık bulunmadığından emin olduktan sonra, patolog tarafından bu şekilde rapor edildikten sonra inceleme, onarım aşamasına geçeriz. Oluşan boşlukları bir şekilde ya ağız boğaz bölgesindeki dokularla, eğer o yeterli olmuyorsa daha uzak göğüs ön duvarı, efendime söyleyeyim, kimi zaman ön kol, kimi zaman bacak, kalça bölgesinden aldığımız dokularla o oluşan boşluğu onarmaya, kapatmaya çalışırız ve böylece ameliyatı tamamlarız. Son olarak ameliyat olmuş bir hastanın ameliyat sonrası süreci nasıldır acaba? Ameliyat olduktan sonra genellikle birkaç haftalık bir hastanede yatış söz konusu olmakta. Bu süre zarfında hasta belki birkaç günü bunun yoğun bakımda geçirilmek üzere. Çünkü bunlar saatler süren biraz uzunca ameliyatlar. İlk günlerde hastalar damardan verilen serumlar veya burundan mideye uzatılan beslenme tüpleriyle beslenmekte. Sıvı ve gıda ihtiyaçları oradan sağlanmakta. Damar yoluyla hastaya antibiyotikler, bir enfeksiyona
yol açmamak için, enfeksiyonun önünü almak için, hastanın mevcut ağrısını gidermek ve ona konforlu bir ameliyat sonrası süreç yaşatmak için ağrı kesiciler ve işte hastanın başka problemleri, şekerle ilgili, kalple tansiyonla ilgili varsa onları kontrol altında tutmak için ilaçlarla tedavi süreci olur. Hastalar dediğim gibi bu ilk dönemlerde belki idrar sondası, muhtemelen idrar sondası, burundan mideye uzatılan bir tüp, yara yerindeki kan ve sıvı birikimini dışarıya alacak bir takım tüpler, sondalar gibi bazı aksesuarlar ilk günlerde taşır. Bunlar günler içerisinde genellikle bir hafta, 10 gün içerisinde tamamıyla yavaş yavaş bunlardan kurtularak hasta ağızdan beslenebilir, yer içer, yutabilir, rahat konuşabilir hale geldikten sonra hastane yatış sürecinin genellikle sonuna geldiğimize kanaat getiririz ve hastayı evine taburcu ederiz. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum, ben teşekkür ediyorum.